Eyüpçudan herkese selamlar. Bugün turnuvamızın final serisinin ilk maçıyla karşınızdayız. Viper'la Dout finale kalmıştı. Teton vs. Teton Arabiya'da ilk maçı oynayacaklar. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Ha, iyi gidiyor benden de. Özlemiş miyiz çekim yapmayı? Özlemişiz. Turnuvayı iyice özlemişiz. Aynen. Bayağıdır turnuva çekmiyoruz. Bir önceki çekimde turnuvayla Bu ilgili bir arada şey onu söyleyelim, çekmemiştik. Ölmedik. Ölmedik Hakikaten buradayız. ölmedik. Öldünüz Ama mü diye soranlara o zaman cevap. şey mi olacak? Skeç'ten sonra ilk video bu mu gelecek? Çünkü diğerlerinde ölmedik Yo, demiyoruz. hepsinde diyeceğiz. Ölmedik ya. Hepsinde Orada ölmedik için. Bütün videolarda da ölmedik diyeceğiz bundan bilin sonra. ki ölmedik yani. Aynen. Buradayız sapasağlam. Berk bizi çok sağlam vurdu ama Can evimizden şey vurdu. değil, onlar efektmiş yani. Aynen. Gerçekten sıkmamış. Benim canım boşu boşuna acımış yani. Aynen. Can da boşuna Aynen. yıkılmış yere falan Ben de filan. boşuna çektik diye şey yapıyordum yani. Niye boşuna video çektik gibi Yani düşünüyorum. zaten öleceğiz, kim Aynen. postlayacak? Age of Şu'dan herkese selamlar. Ben reset'i Mutlu atmışım. yarınlar, mutlu akşamlar. Ne? Hadi ben bir yerinden keserim. Ne dedik? Teton vs. Teton 1v1. Haritaya bakalım. Ha, harita Arabiya işte. Ben başlattım. Şöyle bir aksın. Olayın devamına sonradan bakarım. DPI. Bildiğimiz başlangıçlar zaten. Lazım. Viper bildiğimiz şeyleri yapıyor. Şöyle bir hemen Dout'a da bakalım. Dout da böyle Evet, güzel güzel. standart bir Arabiya açılışı. Arabiya'da pek farklı şey görmeyeceğiz zaten. Evet, Teutonlardan bekleyebileceğim şeyler üstüne biraz konuşalım Onu hocam. hemen şöyle şey yapalım istersen. İzleyen arkadaşlara da bu alışkanlığı vermek açısından. Aynen. Teutonlarda ne var ne Kuvvetli yok. bir Monk ırkı. Çünkü range'leri iki Aynen. katı şey yapıyor. Yani normaldeki 8 range'in üzerine bir 8 daha koyuyor. Bence Hı-hı. bu muazzam bir şey Aynen. bu arada. Evinden neredeyse şey Aynen yapabilir öyle. yani. Ay yo yo. Town center'lar, pardon tower'lar 2 kat fazla ünite içine alabiliyor. Yani aslında Kore ile beraber Hı-hı. çok iyi bir tower rusher'ı da diyebiliriz bu ırk Ya için. peki burada tower'lar daha fazla ünite içine aldığı için bizim mesela tower rush'a 7 villager'la 8 villager'la gitmemiz gibi bir durum var mı? 7-8 villager'la zaten ben hiç kimseye önermem Aynen, ama ben de ya önermem. mesela 4 villager'la yine 4 villager'la git çünkü hız orada çok önemli ama şöyle bir avantajı var. Sonradan Archer Rush'la ya da bir şeyle desteklediğin zaman ya da işte ne bileyim ben bunları artık bir Castle Drop'ta yapayım burada 3 tane tower'ım var dediğin Hı. zaman o zaman senin avantajın da çalışacak falan filan. Hani böyle Aynen. olabilir. Ya da mesela oraya işte bir tane Barracks yaptın. Hı. Zaten bir infantry yani piyade ırkı. İşte oradan ben Man at Arms basacağım Feudal Age'de diyorsan Hı. onları onun içine koyabilirsin. Çok da güzel iş yaparlar. Murder Halls'umuz bedava Hı. geliyormuş. Aynen Farmlar öyle. Ha ama %30 daha şunu da ucuz. Hı. söyleyelim. Tower çok harika bir Tower Rusher'ı eyvallah ama Feudal Age'de geliyor. Aynen. Pardon, Castle Age'de geliyor Aynen. yine Murder Halls. Yani Feudal Age'de Tower'lar tam yanına vuramıyor. Tabanını hala Aynen. vuramıyor. Her ırktaki O gibi. konuda bir şey Öyle bir değişiklik yok. OP bir durum yok Yalnız yani. boomlarken avantajlıyız. Hı. Farmlar %33 daha ucuz. Onun dışında Town Center'ın da Garrison şeyi Hı. Arton Tower gibi. Onun Artı dışında. 10 dediği de zaten normalde 15 kişi oluyor olması Hı-hı, lazım Town 25 Center'ın. alıyor. Aynen öyle. Bitti mi bu arada? Unique tech'e Aynen. bakabiliriz. Iron Siege Clad weapon'lar. diyor. Melee armor daha fazlaymış. Yani daha zor ölüyor. Knight'la saldırdığın zaman Mangonel'e biraz daha zor ölüyor kısaca. Aynen. Bir de Crenellations Vay vay herhalde. vay. Aynen. Güzel Dıdın bir dıdın kelime. dıdın. Aynen. 3 range veriyor castle'lara. Bayağı Ha. iyiymiş. Garrison the Ha. Infantry, Fire Arrows. O da Eyvallah. güzelmiş. Yani sen kalenin içine şampiyon soktuğun zaman ekstra ok atıyor kalen. Bir de Gayet team tatlı. bonusu var. Hı. Conversion'a bağışıklığı var bunların, bu Bu da unitlerin. efsane Aynen. range'i varmış bu arada gerçekten kalelerin. Aynen. Artı 3. Unit convert olmuyor, direkt ölüyor değil mi burada? Resist Aynen. dediği. Hayır, resist conversion. Daha mı Daha uzun zor? sürede. Hmm. Şuna bir bakayım. Neye baktım hemen söylüyorum. Aynen öyle. Şimdi Bracer yok, tamam mı? Ben de Hı-hı. bundan şey yapıyordum, korkuyordum. Bracer yok. Son artı bir range'i almıyor. Hı-hı. Kaleler artı 3 alıyor. 8 de başlıyor. 2 daha, 5 daha. 13 range'i oluyor. Hı-hı. Standart en iyi kaleden bir tık daha yok. 2 range daha fazla atabiliyor. Mesela Evet. örneğin Moğol Bracer'ı kalesi. alabilen kaleden artı 2 daha Bonussuz, mesela Moğol avantajlı. kalesi gibi şey. Bonussuz maksimum geliştirmeli kaleden Aynen. artı 2 daha fazla range atabiliyor. Güzel bence. Üniversitesi full, her şeyi Hı. yapabiliyor. Bombard kanonu var. O bizim için Ama önemli. Bracer'ın olmayışıyla ayrıca şeye de gelişmiyor. Arbalest'e de Hı-hı. gelişmeyişiyle ki yanılmayalım bu arada bakalım. Evet tabii ki Arbalest'e gelişmiyor. Kesinlikle iyi bir okçu ırkı diyemeyiz. Ama Burada Cross Rush yapabilirsin. tercih Cross olarak Rush olur. paladinimiz var Hı. kale çağında. Şampiyonumuz var. İstediğimiz zaman gidebileceğimiz. Halbedi açık. Hand Cannoneer var. Çok önemli. Bence de. Cavalry Archer belki kullanılabilir. Çok gerekirse. Bilmiyorum. Ya Scout hiç Rush. sanmıyorum. Şurada şöyle bir durum var Cavalry Archer ile alakalı. Heavy zaten olmuyor. Allah'ın emri. Yani çok az ırkta oluyor. Partian da yok. Thumbring de yok. Yani Aynen. bu ırkta Ok diyor ki kullanma ok demiş. yapma diyor Aynen. yani.
Hand Cannoneer yapabilirsin çok istersen. Atlı gidebilirsin ama Camel'ın yok. Atlıyı atlıyla counterlayamayacaksın. Onun dışında orada denizde... çok hızlı bir ırk tanıtımına dönüştü bu. Denize hiç gerek yok. Denizde fena değiliz vesaire. Arabiye. Denize gerek yok Arabiye ama yani şöyle bir durum var. Bombard Tower'ımız da var bu arada. Aynen. Bunu oyunda göreceğimizi sanmıyorum ama birçok oyunda görürüz. Ya ben burada şeyi görmek istiyorum açıkçası. Hani piyade ırkı piyade görelim ya. Hani şampiyon görelim mesela yani. Teton Mirror bence güzel bir oyun. Teton ırkında arkadaşlarımız çok... Bir tık hızlı aksa daha... Çok benim hoşuma gidecek çünkü çok yavaşız. Teton bayağı istenmişti. Böyle bir hani gazınızı alsın diyelim. Aynen. Yarım ırk tanıtımı gibi böyle düşünüyorsunuz. Viper izleyelim. Viper sevir. Dout'u izleyip ne yapacağız yani. Gerçi Dout da 3-0 çaktı şimdi. Bana ne? Tatoha değil mi? Aynen. Tato ama Tato kendine çaktı gibi oldu biraz. Tato kendine evet yani 3. oyunda özellikle. Gitti hani, olmadı aman yeter. Ya boş dedi, ver ya ben yani. Sıkıldım falan dedi yani. Aynen. Bu arada Deer lure'luyor. Yani şu hareket çok önemli. Şu hareketin ne olduğundan biraz bahsedeceğiz ilerleyen zamanda ama burada spoilerını verelim. Deer'ı ne tarafa ittirirseniz o tarafa doğru korkup kaçıyor. Aynen. Yani bunu scout'la yapabiliyorsunuz. Tam tersi 180 derece arka tarafında olduğu zaman o istediğiniz yöne doğru koşmaya başlıyor. Tabii bir yandan bunu yapıp bir yandan başka şeylere de devam edebilmek çok ciddi pro bir hareket. Bu arada... Nil geliyor buraya herhalde. Aynen. House aktif surulanma görüyoruz. O zaman şöyle bir Fog of War'u kaldırıp haritanın durumuna bakalım. Aynen. Surulanmaya şurası da çok müsait değil herhalde. Aslında. Burası müsait bir tek. Baksana wide open. Burası hakikaten çok uzun bir alan var açıkta. Ama buralar için aynı şey geçerli. Şurada gerçi tık gene tık tık tık. Şurası da Dark Age için gayet yok büyük. Yok ya orayı kapatırsın. Yani. Belki wide şöyle open. Falan mı bollanacak hani. Olabilir ama o çok şey dar bir wall olur yani. Burayı niye kapadı acaba? Şunun gerçekten asla sebebini bilmiyorum. Bir de bunları deer'ları dışarı. Orayı unutacak herhalde o tarafı. Orada bir minik hallenme gördüm. Bu da iki tane evle burayı kapadı. Yaptığı evi direkt wall olsun diye ona şey yap, ekonomi yapıyor yani aslında. Zaten ev yapacağım ben diyor. Bu arada bir işçimiz kaldı çağ atlamak için. Aynen. Doğru mu? Loom aynen basılmış. Bir işçimiz kaldı. Şu çünkü havuzlanmıştı herhalde az önce. Sanmıyorum ama sanmıyorum hatırlamıyorum ama diyeyim. Yalan boru da almayacak niye loom bastığını ben anlamadım. Boruları aldı zaten. Aynen işte o yüzden. Yani çağ atlıyor ya loom bastı işte. Default yani önerdiğimiz harekettir aslında. Çünkü Arabiye çok açık bir harita. Kafana vururlar bakalım. Yani lumsuzsan. Dout'a bakalım Dout'un durumu ne? O da Feodor'a geçiyor. Kim daha önde şu an? Şu anda Viper sanırım bir tık 20, daha önde. 24, aynen. 25. Viper'ın da durumu evet. Bir tık daha önde. Dout'un villager sayısına bakalım. 21. İkisi de çok dünyanın işte. Standart build. Bu arada iki tane şey gelmiş. Aynen. Farm. Bu tarafta ne var? Farm yerine Mile. Bir de Deer aldı o ekstradan. Şunları bıraktı gerçi ama ya. Aynen. Ben bunları alırdım mesela. Viper oraya kadar lure'layabiliyorsam net olurum. Yani. Builder diyor. Mining camp mi göreceğiz? O herhalde ileri doğru gidiyor. Oralara bir şeyler önce... Ha, Barak geldi. Evet. Şu çok tehlikeli çünkü şu aşağıda. Orayı kapatıyor. Şuradan açıktan kapatıyor. Buraya kadar ev ve işte blacksmith işte vesairelerle. Allah Allah. Yani bir viper'lık bir hareket değil. İki bunlar, benlik bunları, bir hareket de değil yani. Bunları yaptıktan sonra altına gidecek herhalde. Bu arada drush görüyoruz. Minikten. Yani, Totonya. İşte. Çıkacak ufak ufak. Başlıyor artık ufak ufak. Aynen. Bakalım. Aynen. 3 tanesi Q'lanmış. Bu arada break the meta dediğimiz hareket de mesela burada çok cici olur. Yani evet biraz sana harcatır. Ama mesela tower rush artı archer rush. Mesela çok falan. Zor. Çok karşılık vermesi çok zor şu an. Ki tower rush'a gidiyormuş gidiyor. Zaten. 4 aynen. Tane villager buradan. Burayı da wall'lamıyormuş bu arada. Sadece burada bir görüş sağladı kendine. Muhtemelen şuraya da kuracaktır. Burada milisyanın başı derde girer ama Dout'un scout'u burada olayları çok kötü, birazdan. Çok kötü. Hay Allah, U-Lock'a bastım yanlışlıkla ama gördü o zaten. Aynen. Her şeyin farkında. Oraya da bir ev ilginç oldu. Stable yani. Geliyor. Bir aslında şey göreceğiz. Cevap scout olarak buna scout göreceğiz. Ya da fast castle mı diyeceğim de çok alakası fast şu an. 21 işçi de geçmez. Aynen. Evet 206 eti var zaten. Evet, bu buraya geldi. Dout'a bir bakalım. Şurayı acaba o da yapıyor mu? Yapmıyor şu an herhangi bir şey. Dout'tayız aynen yapmıyor. Şeye bakalım stable'dan. Aynen scout. Scoutlar geliyor. Scoutlar şuna engel olamaz herhalde şu anda. Scoutlar çünkü... herhalde karşı saldırıya gidecek. Hoppa. Güzel çıktı o. Şuradan Viper tarafından ne geliyor? Üretim var mı? Bu arada tabii ki Tower Rush dedik ama Mirror Teton olunca Tower Rush biraz anlamsız kalıyor. Çünkü karşı taraf Dout bu sefer daha fazla villager'ını içeri sokabilecek ve o Tower'ı kesinlikle düşürecek. Bak. Sok içeri aynen bitti işte 6 tane. Ne dedik? Tower Rush en güzel cevap Tower Rush'tır. Aynen. Tower'dır yani. Tower Rush en güzel cevap Tower. Karşı Tower'dır. Aynen. Bu arada şurada bir minik bir idle süresi gördük. O yüzden şimdi bunlar oduna gidiyor. Buradaki oduncular bu
kuleyi yıkacağı için. Şu araya karıştırılan bir Spearman bu arada ilaç gibi radyo aynen. Şu anda. Ama yine de toplayamayacaktır karşı... o. 3-4 tane scout gelirse, ki şurada 2 tane var. Orayı toplayamayacaktır yani. 3'e karşı of aynen. 7 yani ama bu da sağlıklı bir hareket değil. 3'e karşı 4'tür onun için. Ama şey şurada yani. Zaten odunlu hafiften minik minik topluyor. Hmm. Bu da böyle piklemek bir şey yok amaçlı. Bence. Ya şuraya geldiği scoutlar zaman buradan deny'ladı. Yani. Şuradan deny'ladığı zaman onun için çok iyi olacak. Quick ball gördük. Burada Viper çok kötü başladı yani şu anda. Aynen. Villager kaybetti. 100 taşını kaybetti. 125 taşını kaybetti. Aynen. Bir sürü sıkıntı var yani şu an. Aynen öyle. Ama Viper bu. Yani ne yapacağı belli olmaz. Bu arada burası açık mı? Değil. Tamam. Çok güzel bir quick ball. Bu arada Doubt harika başladı turnuva. Final turnuva finaline müthiş başladı. Burada midi... Dünyanın en lüzumsuz hareketini görüyoruz orada. Evet. Şu anda karşı saldırıya gidecek herhalde Doubt. Bu arada... Orası kapandı. Tabii ki. Şurası ne oldu? Orası da kapanıyor. Burası başlayacak. Orası açık. Oradan geliyorlar bu arada. Yani ya bu arada de... tek açık yer orası ve oradan geliyor. Şansa bakar mısın? Yani? Büyük ihtimalle karşı tarafa tıkladı ya. Ha, durdu orada. Çok yazık ya. O mil acaba düşecek mi de herhalde orayı repair bak, eder. Bak 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 sinsi. Bir taneyle pek yapabileceği bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Evet. Bütün o wall'un hiçbir amacı kalmadı şu an. Şu wall'ların hiçbir amacı kalmadı. Buradan girdi şu an. Ama 3 tane girdi yani. Bu arada canları çok düşük. Burası şey yapılır. Yani town center hepsine tek atacak. Evet. Böyle bir durum var. Buradan bir tane çektiği zaman gene burası aynen. Kapanır. Buradaki olay ne? Saçmalık. Orada mil kendi kendine öyle bir debeleniyor. Evet geri döndük. Burada puanda durum 150 falan bir Dalton üstünlüğü boş var. Boş işçisi var. Aynen. 34 popa. Şimdi ben bunu çok merak ediyorum. 28 pop. Ara, 6 pop. Yani pro bir oyunun... Feudal Age için müthiş bir fark. Bir tanesini düşürdü bu arada. Aynen. İsterse ikinciyi de düşürebilir ama üçüncüde biraz sıkıntı var galiba. Hmm. Onlar hiçbir şey yapamadı. Burası bitti bu arada. Şey mildeki şey bitti. Aynen. O da ilginçmiş ama tam giremedi. Heh, şu an çok girdi. Tatlı. Beri bitti. Dalton da ama bunu yapmaması lazım yani. Şu anda tek onları işe yarar hale getir. Allah. Kustum resmen. Aa. Archer. Archer gelmiş ama bak, dediğimi çok mantıksız yapıyor yani. Değil. Şu an değil evet. O zaman benim dediğim zaman daha iyiydi ama evet. Şimdi bile kötü değil yani bence. Ki burada hani bunlara force'ladı işte dışarı çıktı sen git artık diye. Ama Archer Range... Bu arada Dalton ben Castle durumuna bakmak istiyorum. Bir an önce geçmek isteyecektir çünkü. Ama of. Şu an çok uzak. Evet. Şu an gerçekten çok uzak. Ama şu an önce Dalton yapabileceği en iyi şey bir an önce Castle Age'e geçmek. Kesinlikle öyle ama Viper daha yakın gibi görünüyor. Viper daha yakın herhalde aynen. Bu arada 41 popülasyona 30 popülasyon yani... 11 pop fark var aralarında aynen. Viper 11 popülasyon. Geride şu anda Skirmisher falan bastı yani. Ki güzel bir karar değil. Şuradan nereden bakılıyordu şeye? Bas hepsini. Onlar şey savaş. Sayısını göstersin bana. 3 Viper'da. 3 Viper'da. 5 artı 3. Bu arada hiç infantrist yok. Tamamen ya scout var ya şey var. Demek ki 3 popülasyon işçi olarak önde. 3 ila 4 popülasyon işçi olarak önde. Ki bence çok significant şu an. Şu anda çok militeri önemli. Olarak da çok önde. Ya militeri olarak çok önde de... Ya elindeki vuruş gücü çok bir şey değil. Aynen ve GG oldular zaten. Viper'ın şu an officially aynen, sıfır askeri sıfır. Var abi. İlginç. Viper hiç böyle başlamaya alışkın değil bakalım ama buradan toplamaya alışkın mesela. Kapı falan yapıyor bu. Kim bilir İlginç ne yapıyor şu şeyler. Spearman geliyor bu arada. Orayı herhalde yıkacak birazdan. Hı-hı. Aradaki olabilir. Wall'ları. Boş işçi Viper'dan çok görmeye alışık olmadığımız. Biraz böyle sanki final havasında değilmiş gibi başladı hmm. Viper. O arayı kapatmış herhalde değil mi? Şurayı. 300 puan fark var. Arayı kapatmış. Arayı evet. Kapattı tabii. Bayağı da sağlam kapattı. Hı-hı. Geliyorlar bu arada oraya bir bakalım. Ya puan farkı 300. Burada kalacaklar onlar. Burası şey değil. Cevabı var yani. Şu sıfır vuruş gücü burası için. Şey de bir bakalım. Dalton durumuna. Dalt artık ya yavaş şimdi yavaş böyle durumlarda akıllı olmak lazım. Yani şu an geridesin. Pardon vurdum sana ama. Böyle durumlarda yani şu anda geridesin. Viper'ın 730 tane eti var tamam mı? Abi çağ atlayacaksın. Aynen. Bak Dalt'a 400 bilmem kaçta. Yani senin burada teknoloji üstünlüğünü eline alman lazım. Çünkü senin yapabilecek hiçbir şey yok şu anda şuna karşı. Şu anda hiçbir vuruş gücün yok yani. Aynen. Ki basmamaya da devam ediyor. Doğru şu anda. Viper için söylüyorum. Aynen. Buradan geçer mi bilmiyorum. Viper bastı burada. Geçememiş. Aynen. Daha var. Dalton bayağı var. Çünkü oradaki fark da şu scoutlar ve skirmisher'lar zaten. Yani burada skirmisher'lar ve scoutların farkı bu Castle Age süresini biraz geri attı Dalton için. Doğrudur. Verdiği bir zarar da yok bunun karşılığında.
Şurada ne yapıyor bu arada? Burayı gördün mü? Taş topluyor. Taş topluyor. Niye acaba? Castle drop'a gidebilir. Ama o kadar var önce mı? Geçemeyecek. 75 taşı İkinci var. İkinci TC için yapıyor olabilir ya. İkinci ve üçüncü yüksek ihtimalle. Şu ikinciye çalışıyor. Bu da şu hiç tavra çalışıyor belki. Normalde bunu alıp buraya tıklatmak bastım bu. Ben tıkladım bu arada. Aynen. Bak şimdi inatçı geri gidiyor. Aynen. Geri gidiyor. Terbiyesiz. Sikerler diyor. Orada toplamıyor. Aynen. Güzel kendim böyle bir pişi çıkarıyorum. Çok iyi. Şöyle. Tam oldu görünüyor. Uf, çok üzücü bu işte. Aynen. Tek attı. Bir de böyle şeylerde de geri bir düşerse Daud yalnız. Daud da bastı bu arada. Castle'a geçiyor. Oo, çok fark var aralarında. Arada bir dakikadan biraz fazla fark var zannediyorum. Yeterli yani. Aynen. Bakalım Viper'a ne yapıyor. Şimdi Viper'ın bir askeri durumuna bir göz gezdirelim. Bir infantry'si var. Asker basmıyor gibi görünüyor. Spearman. Peki başka TC'si var mı? Yok, şu anda Castle'a geçmediği için. Hmm, pardon. Tamam, eyvallah. Biraz zaten şunlar feudal binaları, evet. Aynen. Doğru. Peki işçi sayımız ne durumda? 31 işçisi var. Bir infantry bu. Canım. Bu arkadaş böyle gezmeye çıktı. Bir öyle arkadan bir kolluyor. Belki bir barracks kurarım, siege workshop kurarım. Çünkü Castle'a daha erken geçtiğini farkında şu güzel bir force. Aynen. Ama orayı delemedikten sonra bir anlamı olmayacak. Monastery. Monastery geldi. Bence şu anda çok güzel bir hareket değil. Çünkü çok fazla range ünitesi var. Bir de var. Altının da yok yani. Niye? Yani şu break the meta dediğimiz. Yani metanın dışında oynamak. Çünkü bu bir infantry hırkı, monkları evet. Güçlü, tavırları güçlü. Ne yaptın sen? Skirmisher, archer combo. Yani hiç işinde olmayan. Eyvallah. Ama mesela şuna fıstık gibi cevap işte. Ya Monastery'i sen buraya yapıyorsun ama bundan devam etmeyeceğini tahmin ederek yaptığını düşünüyorum Viper'ın. Ama buna cevabı ne olacak acaba Viper'ın? Şuna mı? İki tane mangonel belki. Knight. Knight evet. Da olabilir. Knight geliyor. Hoş geldin Knight. Bir Knight, bir Knight da buradan. Aynen. Geçmiş olsun Daud. Şeye bakalım, Blacksmith'ten upgrade'leri yapıyor mu? Evet, klavyemiz yok. Olmadığı için Command M, çünkü Command S yapamadık, pardon. Evet, şu an upgrade gelmiyor. Git abi üzerine, git abi üzerine. Daha iki tane daha Knight gelecek ya, bir de şey Spear'lar var içinde. Evet, Cost Effectiveness. Aynen, bir tane de Mangonel orayı temizleyecek bu arada. Aynen, burada şu an Viper'ın dominansına 5 kala durumdayız. Ve yani o kadar geride başlayıp aslında... Ama işte çağ, teknoloji avantajı. Sen o seversin spirtek. Teknolojik olayları. Sen bıcı bıcı, hele minnoş sen seversin. Bitcoin kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bir tane monk koydu ama yani Daud'un... Bak, evet. Bu en kötüsü işte. Daud'un scoutları da vardı hani. Demek ki kafa kafaya girmek istemedi bunlarla ki ben gitti. Bunları temizlemiştim şimdiye kadar. Obliger'da gitti. Bence burada. Bunun amacı darlayıp... Yani Daud'un Castle'a geçirdi, o yüzden crossbowman bastı. Bir sürü hani... yatırımını yaptı teknolojik olarak. Şimdi Knight'lar yetersiz kalacak. Baksana. Ama Tamring'in olmayışı da kaçırıyor işte o Knight'ı. Yani şu sayıda fark etmiyor ama... Yine fark ediyor. İlerleyen zamanda şey yapacaktır. Yani. Bak, bir canı var. Vuramıyor. Evet, kaçtı. Bir tane Mangonel. Evet, düzgün çıkarsa belki... Ama artık çok yakına girdi. Daha bu arada kaç tane stack'ı var ki? Bir anda bu kadar. Atışı yapmış yani. Bekle. Kendini... Ooo! Ama bu çok kötü ya. Viper, what the fuck hacı. Ne yapıyorsun ya? Bak, Town Center geliyor. Bir burada. İki burada. Basıyor yani. Viper, what the fuck? Bir tane daha kendine. Ne yapıyorsun abi? Kendine üçlük atmaya devam ediyor. O da gitti bu arada. Viper, kendimi öldüreceğim. Hayatımda gördüğüm en kötü Viper mikrosuydu. Mangonel oldu bu arada. Yani en kötü Viper oyunu. İki Knight'ını aldı ve kendi de düştü. Şuna bir replay çakarız ya. Çok kötüydü gerçekten. Evet, buradan gelmeye devam ediyor. İkinci Viper CG var. Ya ver yani zaten. Yani. Ama orada bir şey söyleyeyim sana. Dikkati dağıldı ve dedik yani ben buna devam etmeyeyim yani. Çünkü bak, bir Viper vs Daud oyunu. Viper açık ara falan olmayarak bir kırıntı, belki bir tırnak Daud'dan daha iyi oynuyor. Benim görüşüm. Bence de öyle. Ama 3100'e 2200 puan ne demek abi 3100'e? Yani. Yani bu ama şey tabii... oyunu gibi. Kanka benimle oyun atar mısın? Abi ben çok noob'um. Falan. Olsun atalım. Bu oyun işte o. Yani şey gibi oldu ama o aradaki Castle'a geçerkenki villager farkı yani Viper geçmesinden hemen basamıyor. Yo, belirleyici oldu işte o. Daud geldi. Castle'a bir dakika sonra geçti ama o elindeki güç burada, farkı, yeniden basma farkı burada, inanılmaz burada korkunç. Burada Daud'un zaten hani en baştan beri yaptığı her şey doğruydu. Aynen. Ve her şey çılgıncaydı. Yani mesela Archer gitti. Aynen. Ve commit yaptı yani. De ben Archer devam edeceğim abi. Crossbowman attı. Ben bir yandan orada fletching'i vardır bak. Vardır bence Peze de vardır. Bip işi devam ediyor yani. Kendimi sevmiyorum belli ki. Bak, fletching artı botkiner ama ağzına sıçmış abi. Aynen. Şey de gelmiş. Dur, nereye bakacağım onun için? Yok, başka bir şey o gelmemiş. Gelmiş.
Aynen. Ama zaten yeter yani. Ağzına sıçmış abi ortalığın. Yok yani burada Dalton aldığı bütün kararlar çok iyi. Ama bu arada iyiydi. Şey de var. Az önce söylediğimiz yani Tower Rush gelirken söylediğimiz. Teton vs. Teton oynarken Tower Rush atmak çok mantıklı değil. Çünkü Tower'ın cevabı Tower ve o senin daha kadar fazla. Tower yapabiliyor zaten. Ve daha fazla içeri sokacak böylece. Aynen. Sen kesin öleceksin orada. Yani. Senin Tower'ın kesin gidecek orada. Yani normalde 5 bence sokabiliyorsa sen 6 işçiyle gittiğin zaman mesela ya da işte 5 işçi diyeyim. 6 salakça. 5 işçiyle gittiğin zaman aynı sayıda soktunuz içeri. O senden biraz daha hızlı bile yapmış olsa tavırı. Yine 5'e 5 ya da 5 ya da 4 sokacaksın. Aynen. Aynen. Ama burada 7'ye 4 soktu. Aynen, aynen. Kesin kazanacak yani. Muhtemelen bu arada şu, hayır, onu iyi koruma meselesi. Mesela yanında götürdüğün askerler onun tavır yapan adamlarını kesmeye başlarsa kaos başlayabilir işte, orada. O yani zaman da kuvvetli gideceksin abi. Pro oyunlarda muhtemelen böyle oluyor zaten. Aynen, yani şimdi sen 3 tane milisyayla gidiyorsun. Nereye Dalton orada böyle yamulması aynen falan i̇şte çok düşük bir ihtimal. Ona güvenmek lazım yani. Riskli bir oyun bence olmadı yani şey için. Aynen. Viper için bu oyun pek güzel olmadı. Bir olsun sonraki yani yapacak bir şey yok. Şimdi böyle oyunları da şey diye nitelendirmek lazım yani. Hani Viper aynen, aynen. Sıçtı yok, yok falan diye. Zaten yani 5 maçlık oyun. Bir de saygıyı gösterdi abi. Arada 900 puan fark var. Ya bu zaten olmaz dedi. Dalton büyük ihtimalle şey diyordu hani içinden. Hani dönerim diye mi düşünüyor acaba? Dönmez falan herhalde ya falan aynen diye düşünürken abi olmaz. Bekliyordu aynen o da muhtemelen. Tabii canım aynen. Gelir herhalde diye düşünüyordu. Evet. Bu ayki Patreon bağışlarımızdan bahsedelim. Berk Palabıyık 5 dolar göndermiş. Bir önceki ayda bağış yapmıştı. İkinci ayında kendisine teşekkür ediyoruz. Bino Game'den de Ahmet Kaan Kaya adlı takipçimiz 6 lira göndermiş. Berk aynı Berk. Oradan da bir 6 lira göndermiş. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Linkler burada çıkmıştır. Patreon.com/ageofçu Binogame.com/ageofçu'dan bize destek olabilirsiniz. Biz videoyu kapatalım. O zaman bir sonraki kapatalım yoluna aynen. Abone gelsin. Nereye geliyor? Yani şöyle küçük bir yere testis geliyor işte. Videolar buraya geldi. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz aynen ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ama çok beğendiyseniz ve aşırı falan beğendiyseniz abone olun kanala. Discord'a gelebilirsiniz. Bizi Patreon ve Binogame linklerimizden desteklemeyi unutmayın. Aynen. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Sonraki videoda görüşürüz.